Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yunan Kor Generali'nden Atina'yı sallayan Türkiye itirafı orada hükümet değilse bile Ankara'yı çıkaramazlar. Değerli izleyenler, Yunan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Emekli Kor General Yannis Balkois, Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın planları ve Yunanistan'ın pozisyonunun ne olması gerektiği hakkında RT Devlet Televizyonu'na konuştu. Türkiye'nin halihazırda Trablus yakınlarında bir hava üssüne sahip olduğunu ve dolayısıyla Türkiye'nin bu Afrika ülkesindeki güçlü askeri varlığı bulunduğunu hakkında yorum yapan Balkois, Humus kentinde bir limanın kiralanmasıyla ilgili bilgilere odaklanarak yorumladı. Türkiye'nin askeri üsleriyle Yunanistan'ı kuşatmış olması bizi endişelendirmeli. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Kosova'da askeri kuvvetleri var, Bosna'da var, Arnavutluk'ta hava ve deniz üssü var, Trablus'ta da var. Katar, Somali, Azerbaycan ve Kıbrıs'ta da askeri kuvvetleri bulunmaktadır. Bu olası bir Türk tehdidinin artık sadece doğudan olmadığını, güneyden de batıdan da olduğu anlamına geliyor. Libya'da yeni üs kurulacağına dair bilgilerin yalanlanması, ileri düzeyde görüşmeler yapıldığını ve arkasında bir şeylerin olduğunu düşünürsek bunu bir haber olarak görmezden gelmemeliyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve Mısır'la iyi ilişkiler içinde olmak istiyor. Türklerin hem Suudi Arabistan hem de Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşma yolunda adımlar attığını gördük dedi. Türkler Ukrayna'da insansız hava araçları için bir motor fabrikası açtı ve Ruslar orayı bombaladı. İlişki testi duruyor. Sayın Putin'in Ankara ziyareti gerçekleşirse bir gün eğer. Tüm bunlara rağmen 2023 yazı ilişkiler açısından olumlu olarak geçti dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.